Ben en son şunu hatırlıyorum Mehmet Bey. Yaptığımız haberlerden yola çıkarak sizin görüşmeniz sonrasında öncesinde de EYT ile ilgili yetkili makamlardan çok ciddi açıklamalar gelmiyordu. İşin doğrusu. Daha çok muhalefet kanadından daha çok açıklamalar görüyorduk. Sürekli haber takip ettiğimiz için. Fakat görüşme sonrasında Muhammed Emin Akbaşoğlu sizle görüşmesinin akabinde bir açıklama yapmadı. Ya akabinde derken sizle birlikte bir açıklama yapmadı ama sonra basın toplantısında hepimizin şu son 1-1,5 aydır konuştuğu şeyi açıkladı. Nedir o? İşte hepsini bir sıraya koyduk. Önce işte bunu 3600'ü çözeceğiz. Personel sözleşmesini çözeceğiz. En sonunda da işte EYT'yi halledeceğiz diye bir açıklama yapıldı ve sanıyorum ki EYT konusunda en net şu ana kadar yapılmış en net açıklama da bu oldu. Şimdi Söz verdiler. Ve söz verdiler ilk kez. benim aklıma şu soru geliyor. Bu açıklamadan önce buna yakın hiç mi bir açıklama yapılmadı? Hiç mi bir temas kurulmadı? Yani bu EYT süreci yeni bir süreç değil. Çok uzun bir süredir bu süreç devam ediyor. Benim anlayamadığım açıkçası, yani bu da çok tabii önemli bir yol kat etmek ama bu çok geç kalınmış bir şey de değil mi bir yandan? İşte buradaki bütün sıkıntı, siz bu yapının içerisinde eğer kitle iletişim araçlarını doğru kullanmazsanız, sosyal medya ve iletişim araçları Twitter, Instagram, Facebook ve benzeri araçlarda dil, üslup, kavram, söylem konularına dikkat etmeyerek karşınızdaki muhatabınıza doğru iletişimi sağlamaz iseniz, sizi karşısında sanki kendilerinle mücadele eden bir grup gibi gördükleri takdirde kimse size bir cevap verme gereği duymaz. Çünkü siz onlara muhalif gibi gözükmeye çalışıyorsunuz. Muhalif gibi hareket ediyorsunuz. Ama siz her siyasi partiye giden, içinde bir sürü zenginliği bulunduran, Maltepe'de yaklaşık 2 milyon her kesimden insanı içinde tutan bir kitleyi bir araya getirdiniz. Bu ne demek oluyor? Kime ses verdiniz? İktidara. Kime ses verdiniz? Muhalefete. Muhalefet sizi dinliyor. İktidar niye dinlemiyor? Hiç geriye dönüp insan bir analiz yapmaz mı? Kendini check etmez mi? Hatta ve hatta biz sonrasında kan kaybettik. Derneklerimizde 100, 200, 500 kişilik yaptığımız toplantıları artık dernekler 10 kişiyle, 15 kişiyle zamanla 5 kişilere kadar düştü. Derneklerimizin birçoğu kiralarını ödeyemeyecek hale geldi. Çünkü kitle çözüm için bir çalışma göremediği için, bir açıklama gelmediği için uzaklaşmaya başlamıştı. Tam bu noktada bizler bir şekilde doğru iletişimi sağlayarak konunun muhataplarına konuyu net bir şekilde arz ettik. Çünkü bu bir seçim meselesi değil, bir geçim meselesi. Bunu yanımızda getirdiğimiz gerçekten mağduriyeti yaşayan arkadaşlarla ve onların yaşanmışlık hikayeleriyle, bizlerin anlatımı ile ortada iyi ifade ettiğimiz noktada bizler muhatap alındı. Ama karşımıza şu çıktı, tekrar söylüyorum. O hanımefendi bu süreci baltaladı. Ve bunu bakın MHP grup toplantısında, toplantı sonunda Erkan Akçay Bey, Arzu Hanım'ın İstanbul İl Başkanı'nın direkt yüzüne söyledi. Sizin başkanınız bu görüşmelerin öndeki en büyük engeldir. Bizler sizlerle meclis koridorlarında birlikte bu çalışmaları yaptık. Lakin onların söylemleri bu süreci durdurdu. Hala aynı üsluplarına devam ediyorlar. Bakın gelin burada görüşmelerinizi yapın. Bu çözümü alın. Bu çözüm olacak. Siz bu konuyla alakalı muhatap olacaklarsınız dendi. Şimdi bu söylendiği noktada biz bir kişiye değil, bütün kitleye bakarız. O bir kişi de bir kendini sorgulayacak, sebebinin ne olduğuna bakacak. Biz kendilerine şunu söyledik. Biz bu ortamı yumuşatalım. İlerleyen zaman içerisinde sizi de orada görüşmelere alalım dedik. Kendisine bunu teklif ettik özellikle. Çünkü biz kendisine başkan diye hitap ettik o hanımefendiye. Ama hırs yaptılar. Kendileri bu işin farklı şekilde çözüleceğini düşündüler. Ve bugün de biz hala iktidarla görüşüp bu konuyu çözeceğiz diyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. Siz bu üslubunuzla iktidarla görüşemezsiniz.